Hayvan kendi kendine dolaşıyor. Dolaşıyor. Baktın karnı doyunca. 2 saat sonra eve. Çünkü biliyor ne bulacağını. 600-700 bale yoncam vardı. Hiçbir tane kalmadı Osman abi. Bitti hepsi. Bitti. Bir şey daha fark ettim. Bunun mikronu da ince. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, bir küçük baş dünyasına daha hoş geldiniz. Evet, Nisan ayındayız ama hava halen soğuk. Dağlarda kar var. Gerçi burada bu dağda kar yok ama şu anda. Ve bir orman köyündeyiz. Yalova, Altınova'nın Akçukur köyündeyiz. Akçukur köyünün özelliği genelde bu bölgenin insanları Yugoslavya'dan göçen göçmen kardeşlerimiz vakti zamanında bundan 100 yıl önce mi? Belki 110 sene önce gelmişler ve buraya sistemi kurmuşlar. En büyük özellikleri de koyunculukta bu meşhur Yalova kıvırcığı yetiştiriyorlar. Şimdi burada Yalova kıvırcığı yetiştiren üstadlarımızdan bir tanesi var. Mehmet Ekin. Ekin, Mehmet Ekin. Soyadlarını hep unutuyorum. İsimleri de unutuyorum bazen. Ne yapalım işte, oluyor bu kadar. Şimdi Mehmet kardeşimizi ziyarete geldik. Çok güzel bir yerde, güzel bir konumda, muhteşem bir manzara var. Agit'le beraberiz. Agit'ten bir ara böyle güzel manzarayı bir ara çekmeni istiyorum. Gösterelim herkese. Çok yağmur yağdığı için ve ahır şuradan böyle baktığınızda arkadaki ahır tamamen tahtadan yapma. Sadece saç çatı. Ama tahtadan yapmış. Mehmet kendisi yapmış bunun tamamını. Kendisi yapmış. Ve burada kıvırcık yetiştiriyor. Safkan kıvırcık. Yani safkan kıvırcık isteyenler burada damızlık koç alabilirler. Her dişiyi zaman bulmak zor herhalde değil mi Mehmet? Yok, var yok mı? Dişi yok. Her dişi koç. Yani sadece erkek. Koç. Dişilerini ne yapıyorsun? Kendine mi ayırıyorsun? Kendimiz de damızlık olarak bakıyoruz Osman abi. Fazla çıkmıyor diyorsun. Yok yani. Yok, fazla çıkmıyor. Yani kendimiz, yani ihtiyarları biliyorsun. Yani evet. Kesiyoruz veya ama damızlık koyunu hep doğuruyor, öyle bakıyoruz. Ama yani baktığım zaman gerçekten kıvırcığın bütün özelliklerini gösteriyor. Bir de Yalova kıvırcığının özelliğini sen bize anlatsana, böyle daha sallı bir hayvan değil mi? Normal kıvırcığa göre mi? Ya Osman abi, yani temiz yani şey hayvanı, uzun yani. Kestiğin zaman 50 kilo gibi eti yapıyor yani. Şimdi bu koçlar 40 kilo gibi. 35 kilo, 40 kilo etleri var. Nasıl yani, şu büyük koçlar? Evet evet. Öyle 40 mi? Kilo koçları yani. Çıkar, et evet, çıkar. Evet, eti yani. Çıkıyor. O zaman şeyi de randımanı yüksek yani yüksek, hayvanların. Yüksek, yüksek, evet. Yani bir de kıvırcık gerçekten ülkemizde dünyanın en lezzetli etlerinden. En güzeli, en güzeli. Bir tanesi. Evet. Buraya ben daha önce de geldim böyle ziyarete gelmiştim. O zaman da boşnak böreği yedik. O hala tadı damağımda yani. O zaman böreği. Ramazan değildi. Ramazan değildi. Şimdi Ramazan dönemindeyiz. Peki sen bu babadan gelen bir... Babadan, evet, evet babadan. Yani 110 yıl önce mi? Yugoslavya'dan geldiğimiz gibi buraya 110 sene önce, o zamandan beri hep koyun var. Hep aynı cins. Peki Yugoslavya'dan gelirken mi bu koyun gelmiş, yoksa burada mı? Burada. Burada almışlar. Hı. Burada ama başlamışlar. Yugoslavya'da bile... koyun işi dedelerimiz yaptı. Dedeler evet. Yapmış yani evet, koyun işi. Evet, Yugoslavya'da. Orada ne ırk varmış peki? Onu gene kıvırcıktır bence. Onu bilmiyorum işte. Onu bilmiyorsun bilmiyorum. Tam olarak. Yani ama burada bu hep başlıyor. Kıvırcık, hep kıvırcık. Peki niye Yalova kıvırcığı diyorlar? Yani kıvırcık kıvırcık. Mesela Kırklareli coğrafi işaret aldı biliyorsun. Yani kıvırcığı Kırklareli sahiplendi. Biz dedi kıvırcığın dedi ana vatanıyız ana dedi. Vatanı. Ama şimdi piyasada duyulan bir de Yalova kıvırcığı var. Yani Yalova kıvırcığı da çok meşhur. Ama Yalova kıvırcığının hani coğrafi bir konum aldığını, alıp almadığını bilmiyorum. Yalnız yani dediğim gibi yakışıklı, güzel bir yani ırkı güzel. Yani ama şeyi biliyor musun sen? Neden böyle bir isim almış? Yalova kıvırcığı denmiş biliyor musun? Onu bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Bilmiyorum. Peki mesela sizin bu köyde kaç tane koyun yapan var seninle beraber? Bundan 30 sene önce herkesin her kapının önünde koyun vardı. Şimdi 3 kişi de 4 kişi de kaldı. 4 kişi de kaldı evet. Ama bütün bu köylerde, civar köylerde de kıvırcık var. Yalova var, kıvırcığı var. Bu bölge hep kıvırcık. Kıvırcık yani. Değil evet. Mi? Başka bir ırk beslenmiyor yok, bu yok, bölgede? Yok. Peki bunun şeylerini yapıyor musunuz? Böyle festival falan gibi böyle şeyleriniz yok, var mı? Yok. Yani mesela İnegöl'de çok güzel bir festival oldu. İnegöl'de de kıvırcık var. Ama İnegöl'deki kıvırcıklar
Yani saf olanlar da var ama onun yanında birazcık Tahir Ova ile Tahir falan Ova, da evet, kırmışlar. Evet, evet, evet. Siz bunu yapmamışsınız. Tebrik ediyorum. Biz yani, de tek kalem. Tek kalem. Yani sokmam diyorsun yok, başka yok, yok, hayvanı. Yok, yok, yok. Bu şekilde devam edeceğim. Satması diyorsun. Kolay. Yani her konuda rahatız yani. Genelde kaç tane anaç tutuyorsun sen kendinde? Yani tabii dediğin gibi 10 sene önce 250 tane koyunumuz var. Şimdi 40-50 tane dişi koyunumuz var yani dişi. Ya o kadar ama, tutabiliyorsunuz. Evet, kendim evet. Çoban evet. Tutmadığın yok, için yok, değil kendim, mi? Hep kendim. Peki bu meralarınız var burada değil var, mi? Var var yani var. Şu yukarılar mera mı mesela ormanın? Tabii dağlar yukarıdaki tarlalar yani meramız çok. Yani peki, fazla değil ama var. Ne kadar yaz kış meraya çıkartabiliyor musun? Tabii yani toplam kışın 20 gün belki çıkmazlar. Her zaman çıkabiliyorlar koyunlar dışarı. Her zaman devamlı çıkartıyorsun. Her zaman. Kendin mi gidiyorsun onlarla beraber? Kendim. Yoksa bazen kendi başına dolaşıyorlar. Kendi başına evet, dolaşıyor evet, mu? Evet, onu merak evet, ediyorum ben. Kendi başına. Peki burada kurt çakal yok o zaman? Yok. Bu sene geldi. 10 senedir kurt yoktu. Bu sene geldi. Geldi mi? Evet. Buralara da geldi. Komşumuzdan 2-3 tane koyunu aldı. Aldı. Siz çünkü köpek de beslemiyorsunuz yok. Burada. Yani köpek de yok yani. Yok, yok. Şimdi mecbur kalacaksın beslemeye herhalde. Aynen. Kangal alman lazım. Değil mi? Yani o zaman tek başına da bırakamazsın koyunu. O zaman yok. O zaman, yani bu ama sene bu sene pek bırakamıyoruz tek başına kurt geldiği için. 10 sene önce ama vardı gene. Vardı, şimdi vardı. 10 sene içinde evet, tekrar evet. Oldu. Peki genelde hayvan kendi kendine dolaşıyor. Dolaşıyor. Bak, karnı iki, doyunca. 2 saat sonra eve. Çünkü biliyor ne bulacağını. Yemiyor. Otu yoncasını koydu kafeslere tek başına dağdan iniyor. Kendi kendine gidiyor, evet. Kendi kendine tabii, geliyor. Tabii. 3 saat dolaşıyorlar bir baktın geriye dönüyorlar. Çok güzel. Peki genelde sen yılda bir kere mi doğurtuyorsun hayvanları? Yok. Bazı yani iyi baktığımızda 2 sefer. Ya da 2 yılda 3 evet. Sefer. Yani yok yok yani. Bir senede 2 sefer doğum yapıyorlar bazı koyunlar. Oluyor bazıları oluyor, yapıyor. Evet. Yani 30-40 koyundan 15-20 tane koyun 2 sefer doğuruyor. Öyle mi? İkizlik evet. Nasıl peki? Çoğunluk ikiz. Çoğunluk ikiz. Çoğunluk ikiz. Kıvırcık'ta hani ikizlik %50'lerde falan diyorlar ama sen çoğunluk ikiz diyorsun yani. Ama Osman abi iyi bakıyor zaten biz koyunlara. İyi bakıyorsun. Yani zaten belli belki yani 50-60 yani canlısı 80-100 kilo var şimdi koyunların. Canlısı değil evet. Mi? Peki genelde yavruları ikizlerden mi ayırıyorsun sen? Evet İkiz, evet. Onun için ikizliği fazla. Koçları da belki 200-300'lerden ayırıyor. Ekseriyet hep ayırıyoruz yani. İşaret ediyoruz onları ikizler hangileri hani belli. Yani biz ikizlik oranı daha iyi olsun diye daha evet. Dikkat ediyorsun. Anladım. Peki genelde damızlık veriyorsun. Damızlık satışların var. Koç olarak damızlık veriyorsun. Yani 8-10 tane damızlık koçu komşuya başka köylere veriyoruz tabii elbette. Onun dışında etlik satıyorsun. Evet evet etlik. Etlik nereye veriyorsun? Toptan mı? Perakende mi? Yani çoğunlukla tersanelere aşağıya kesiyoruz. Tersanelere evet, veriyorsun. Evet. Tabii sizin burada tersaneler var, evet, gemiler doğru. Var. Evet. Gemiler sizden alıyor bayağı o zaman. Yani 70-80 tane koç senede kesiliyor tersanelere. Sadece ben. Sadece sen. Sadece ben. Çok güzel. O zaman 50 tane koyundan bayağı 100 tane falan kuzu alıyorsun yani, sen. Tabii bazı başka köyden koç da alıyor tabii. Başka erkek. Yerden de alıyorsun. Şey yapıyorsun, takviye yapıyorsun. Evet. Peki senin başka bir gelirin var mı bunların dışında? Ya genelde koyun yani koç koyun. Yani evet. Koyunla geçiniyorsun. Evet. Bu kadar koyunla da rahatlıkla rahat geçiniyorsun. Bir de büyük hayvan başka yani tosunda var onda. Besi yapıyorsun. Tabii tabii. Kurbandan kurban onları kesiyoruz. Bazen onları da tersaneye kesiyoruz. Bir tane, iki tane. Onlardan da kesiyorsun. Evet. Çok güzel. Peki şimdi mesela bu yem fiyatları falan sizin etkiledi mi? Yoksa hayvan burada otladığı için sizi çok fazla etkilemiyor mu? Beni pek etkilemiyor sana. Ben kendim üretiyorum çoğunu. Yani %80'ini ben kendim üretiyorum. Öyle mi? Yani 30'unu alıyorum ama %80'ini ben kendim üretiyorum. Yani zaten 365 gün hemen hemen 20 gün hariç otluyor diyorsun. Evet. Onun dışında şey yani arpa veriyorsun. Arpasını buğdayını kendim üretiyorum. Kendin üretiyorsun. Evet. Ne alıyorsun dışarıdan alırsan? Yani besiyemi biraz arpayla buğdayla yani karıştırıyorum. Besiyemi. O da evet. Şey otunu da kendin üretiyorsun. Yani zaten yoncamız kendi yoncamız. Kendi var. Yoncam evet, var. Kendi arazimde. Yani senede yazın 6-7 sefer yoncayı ben biçiyorum. 6-7 yani sefer. Sulak yeri aşağıda derenin içinde. Şey mi? Sulama yapıyorsun. Evet evet. 6-7 sefer biçiyorsun yani. Yani bu yaz 6 sefer biçtim yoncayı. Peki ne kadar alıyorsun dönümünde biliyor musun? Bunu?
Kaç balyoz alıyorsun mesela? Yani 9 dönümden 130 balya, 140 balya alıyorum bir seferden. Bir seferden? Evet. 9 dönümden? Evet. Çok iyi. İyi. Bir yani, seferde 9 dönümden alıyorsan 6 kere yani kessen. Yani baştan yani 150 falan alıyorum, sonra yani azalıyor. Evet, ama azalıyor. Ortalamada ortalama, 80-90 balya yani oluyor. Yani 120-130 balya ortalama hep. Yani evet. 600-700 balya alıyorsun. Alıyorum, 9 dönümden. Evet. 9 dönümden evet. Pardon. Çok iyi. O da sana bütün kışı çıkartıyor zaten. 50 hayvana yetiyor. Tabii ineklerimiz var. İneklerimiz var. Tosunlar. Yani onlara slash mı veriyorsun, onlara da mı ot veriyorsun? Yonca. Yulafla yonca. Yulafı yeşilken mi biçiyorsun? Evet, yeşilken. Yulafı yeşilken biçiyorsun. Onun dışında arpa, buğday veriyorsun. Tabii. Başka hiçbir şeye ihtiyacın yok. Yok ya Allah aşkına. Yani yok. Şu anda yaşanan, yani duyuyorsundur haberlerde böyle. Siz tabii daha dağın başındasınız böyle. Yem fiyatlarını çok yüksek, özellikle kapalı bakanlar zor durumda. Ben hep zaten tavsiye ediyorum, diyorum ki ya kapalı bakmayın bu hayvana. Ya bu hayvana kapalı bakarak maliyetini çıkaramazsınız. Maliyetini bir de dolaştığı zaman daha randımanlı, daha sağlıklı hayvan alıyor Osman. Tabii dolaştığı zaman, yani mesela yağmur hiçbir şey yapmaz bu hayvana. Hiçbir şey olmaz yani, Osman. Alıştırma hayvan hiçbir şey olmaz. Şeyde kuzuları da gönderiyor musun beraber? Büyüdüleri mi gönderiyoruz? Kaç yani, aylıkken gönderiyorsun? 2,5 aydan sonra. 2,5 aydan. O zaman sen bunları hep koç olarak satıyorsun. Yani kuzu olarak 45 kilolarda satmıyorsun. Yok sen. Yok. Hepsi, büyük satıyorsun. Tabii sen. Büyük. Hepsi. Yani canlısı 50 kilo olduğu zaman, 60 kilo civarı, o zaman satıyorum. O zaman satıyorsun. Evet. O zaman yani 6-7 aylıkken. Evet. Yani 7-8 aylık. 7-8 yani. Aylıkken, bir yaşındayken belki. Evet. Hani koç olunca. Zaten belli bak, şimdi evet, görürsünüz. Evet, evet. Hayvanlar tertemiz, pırıl pırıl. Yani zaten kıvırcık temiz hayvan. Değil mi? Ya bir de Osman abi, bu işi sevdiğin zaman zaten sorun olmaz. Doğru. Altını temizlersin, altını saman verirsin. Samanın da kendinden, kendinden. Altları devamlı, altlarını talaşla veya saman dökeriz. Peki samanı ne kadar zamanda bir çıkarıyorsun ahırdan? Yaz gelince mi çıkarıyorsun? Gübreyi mi? Ha, gübre. Senede iki sefer. Senede iki sefer. Yani Kasım'da, Mayıs'ta, yani bu zamanda, bir de Kasım'da. Kasım'da iki sefer çıkarıyorsun. Evet. Yazın peki hayvan dışarıda mı? Gene ahıra sokuyor musun yazın? Sabah 2 saate dolaştırıyorum. Saat 9-10 oldu mu kapatıyorum içeri. Kapatıyorsun. Yani güneş pek yok. Anladım. Yani genelde hayvana o zaman, sizin burada çok iyi ot var tabii. Ya ot olduğu için hayvan 2 saatte doyuyor demek ki. Doyuyor. Bir de dediğim gibi yazın yani saat 9'a kadar koyun otlar. 9'a güneş ısıttı mı zaten koyun kendiliğine yatıyor gölgeye. Anladım. Kendinden yatıyor yani. Evet. Vallahi inşallah çoğaltmayı düşünüyor musun gene? Eskisi gibi 250'ye çıkartmayı. Yok Osman abi. Yani yaş yoruluyorsun değil koş, mi? Bir de tek başınayım. Tek başına. Yani 250-300 koyun bakmak bayağı zor değil mi? Zor. Zamanında bakıyor muydun o bakıyordum. Kadar koyuna tek başına? 300 tane koyunum vardı, bakıyordum. Ama o zaman 30 yaşındaydım. Hırsım vardı. Tabii insan belli yaşa geldiği zaman zorlaşıyor. Yani zorlaşıyor. Peki kıvırcıkta süt de var. Var. Sağıyor musun sütünü? Hiç? Yok. Osman abi sağmadım nasıl diyeyim? 3 ayda kuzu muhteşem oluyor. Büyüyor. Evet. Çok güzel. Yani büyüyor. Sütü bol. 3 ayda kaç kiloları buluyorsun aşağı yukarı? Yani nasıl diyeyim? 35 kiloları falan buluyor. 28, 25 kilo, 23 kilo. Yani nasıl diyeyim? 25. 20 kilodan yukarı. Çok güzel yani, iyi büyüyor. İyi. Dediğim gibi zaten yonca yağlı Osman abi, üst sütte yapıyor. Evet, yonca. Evet. Yonca ile beraber zaten arpayı da veriyorsun, çıldırtıyorsun hayvanı yani. Aynen. Hayvan düşüyor. Temin dediğin gibi, şimdi koyunları sağlayacağım görürsün yani 80 kilo, 90 kilo koyunun canlısı var. Çok güzel. Ya zaten işte yalova kıvırcığı daha iri dedik ya, yani sallı iri. Aslında bu ırkımızın çok daha fazla geliştirilmesi, çoğalması lazım. Yani gerçekten bu bölgeler için de ideal ve biçilmiş kaftan yani. Bir de sanayiye yakınız Osman abi. Yani satması sorun yok artık. Hiç sorun yok. Hiç. Sadece bakması. Sadece bakmak. Bakması. Dışarıdan da adam istemiyorsun kendine. Yok. Çünkü istediğim gibi Osman abi bakmaz. Bakmaz. Kendim gibi. Yani senin gibi asla bakamaz. Ben yani gece saat 1'de dolaşırım koyun, acaba kuzu yavrusu var mı yok mu? Yani gece saat 12'de kalkarım bakarım.
Ama doğru. Başkası bakmaz. Peki ikizlik oranın yüksek. İkizlik oranın yüksek olduğu için hani ölüm yaşıyor musun? Gerçi 50 hayvanda teker teker birebir kuzularla da ilgileniyorsun. Yani kaç tane kaybediyorsun yılda? 3 tane 4 tane Osman abi. O kadar. Evet. O da belki rahatsız doğduğu için. Rahatsız. Yani 15 gün 20 gün olduğu zaman o zaman yani ölüyor. Yani evet. Peki. Yani fazla da yok. 3 tane 4 tane. Yani bir şey değil. Ama evet. Zamanında hapını veriyoruz. Yani o şey parazit hapını zamanında iğnesini her şeyini yapıyoruz. Peki bu sürü mesela senin elindeki sürü hep o 110 yıldır gelen kanın devamı mı yoksa? Aynı kan Osman abi. Aynı kan. Sadece koçu değiştiriyoruz bazen. Tamam. İki senede tamam. Bir. Yani koçu dışarıdan. Yabancı evet. Arkadaşlarından ya da başka komşulardan alıyorsun değiştiriyorsun evet. Kan değişikliği ama bu sürü yani tam yani 110 yıldır. Yani Yugoslavya'dan geldiğimiz gibi o zaman da aynı kıvırcık 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 devamlı. Vallahi bravo ne kadar güzel. Hiç kaybetmedik. Ama orada da koyunculuk var. Burada evet. Da devam ediyor. Gelir gelmez babalar, dedeler. Aynı mesleği devam. Dedeler hemen buradan geliyorlar. Gene kıvırcığı evet. Alıyorlar. Yani o zaman da tabii daha çok kıvırcık var burada. Değil mi? Evet. Peki bu şeyde sağım yapmıyorsunuz dediniz. Yok. Mesela 3 ay ne zaman kesiyorsunuz sütten hayvanları? Yani kuzu 3 ay olduğu zaman zaten kendine annesi vermiyor artık. Yani sağdırmıyor. Yani emdirmiyor. Ondan sonra da sağmaya da lüzum evet. Kalmıyor diyorsun yok, yok. Yani. Hiç herhangi bir şekilde sağmaya lüzum evet. Kalmıyor. Çünkü kıvırcıkta da süt var ama biz ete yönelmişiz. Mesela et. Kıvırcıktan ben lakunun lakun diye bir ırk var. Duydun mu lakun duydum, diye bir ırkını? Duydum. Ben lakunun kıvırcıktan geldiğini iddia ediyorum. Yani atası lakun. Hatta Arnavutluk bölgesinden almışlar Osmanlı İmparatorluğu döneminde. Oradan alıyorlar. İşte adam diyor geliyor Fransızlar. Bu da benim kendi sosyologlarla falan da konuşmuştum. Diyor ki kes köse. Hani bu ne diyor? Bizim çoban da diyor ki bu da diyor koyun diyor. Adam da dönüyor arkadaşına diyor la koyun. La koyun. La koyun oluyor lakun. Böyle bir iddiamız var. Çünkü çok benziyor. Tek onun farkı lakun tabii yıllarca genetik çalışma yaparak tamamen süte çevirmişler. Şimdi benim Osman'a orada bir değişik bir koyun var. Bu kıvırcık değil. Ne bileyim yani yünü çok değişik. Yani böyle burnunda yün oluyor. Yani pek yakışıklı değil yani. Ben sevmedim. O Merinos. Merinos'a benzer evet evet. Et yapıyor. Ki, et he. Yapıyor ama yani satması sıkıntı bizde. Sıkıntı. Evet. Yani millet açık alın istiyor açık, böyle istiyor açık, yani. Açık açık. Bir de bunlara kurbanda biliyorsun kına sürüyorlar. Daha da yakışıklı oluyor. Biz de boyatıyoruz bazen. Kırmızı boya kına. Boyatıyoruz. Ha, yani gerçekten kıvırcık hayvan evet. Apayrı bir şeyi oluyor. Yani görüntüsü oluyor. Kendinize de kesiyor musunuz arada? Bize yani bu konuşulmaz Osman abi ama yani her biz ay. Etsiz olmaz diyorsunuz. Etsiz olmaz. Ne yemeği ne bir sabah kahvaltıda kavurma yeriz. Kavurma mutlaka kahvaltıda. Olacak yani. Değil mi? Evet. Hem kıvırcık etinden olacak. Peki şimdi havalar bayağı soğuk gidiyor. Yani genelde bugün ben üşüdüm. Sen üşüdün mü? Evet. Giy üstüne bir şey. Biraz. Ha? Baştan sabah soğuk seni, yoktu. Hasta etmeyelim seni sonra. Yok yok. Bir şey olmaz çobana. Ama genelde Nisan ayında bu kadar soğuk olmuyor herhalde değil mi? Oluyor mu? Belli hmm. Olmuyor Osman abi. Yani ama yağmur yağıyor. Nisan'da her zaman. Kar ne zaman kalktı sizden? Mart'ın 20'sinde kalktı işte. Ha, 20'sine kadar kar vardı. Ondan sonra kalktı. Evet ama fazla da yoktu. Dağlarda, tepelerde yani kar vardı. Peki senin damızlık koçlarından yarışmaya götürmeyi düşünüyor musun? İnegöl Fuarı'na götürelim seni. Festivaline, İnegöl Festivali'nde yarıştırır mısın? He? Çok güzel koçlar var çünkü. Evet, yani. Evet, derece alır kesinlikle. Evet ama dediğim gibi bizim pek yani ihtiyacımız olmuyor. Ancak siz genelde zaten bu köyden yani dışarı da çıkmıyorsunuz herhalde. Çok mutlusunuz burada. Mutlu bir hayatınız var. Osman abi evet. Yani temin dediğim gibi bir de koyunları ben seviyorum. Yani onların aha bütün gün burada otururum kahvemi içerim. Onlara seyrediyorum yemini otururum salarım dışarı. O kadar hiç o kadar. Dışarı gitmeye lüzum yani yok. Altına ineriz döneriz gene koyunların yanına. Ne kadar güzel. Peki bu
kurtlar nereden geldi? Yani kurtların nereden geldiğini düşünüyorum. Sadece duyduğumu sonra devlet bırakmış galiba domuz için, yani domuzları boğusun diye mi duydum? Ya hep öyle diyorlar ama ben de araştırdım, öyle bir şey yok. Devletin öyle kurt murt bıraktığı yok. Bence duydum yani. Zaman içinde kendi kendine çoğalıyor hayvanlar. Bilmiyoruz yani, yalnız dediğim gibi 10 senedir yoktu bizde kurt. 10 senedir yoktu. Demek ki zaman içinde azalmıştı. O zaman eskiden kurtlara karşı bir şey mi vardı? Avlıyorlar mıydı kurtları? Hani avcılar evet, bazen vururlar. Demek ki avcılar azaldı. Belki avlama azaldı. Kurtlar da zaman içinde çoğalmaya başladı. Ama anlattıklarına göre yukarı çok kar vardı şey Osman abi, bu dağlardan yukarıdan gelmişler. Peki bu ormanların içinde girebiliyor mu koyunlar? Yani içi açık mı ormanların, yoksa açık, açık, açık Osman abi, açık. Yeri rahat rahat geziniyorlar. Burası aslında keçiciliğe de uygun evet. bir yer. Keçi ama yok değil mi Osman abi, biz rahat rahat yani satamıyoruz keçiyi yani. Koyunu daha güzel satıyoruz. Daha yani şey verim alıyoruz. Yani keçi isteyen, keçi yani, pazarı yok pek yani. Pek yok. Yani 10 kişiden bir kişi ister bir tane keçi ama 9 kişi koyun. Koç ister. Koyun seçiyor, koç seçiyor. Yani büyük yaşta da sattığın için koçlarını dolayısıyla senin şeye ihtiyaç, yani damızlık fiyatına veriyorsun neredeyse. Aynen. Değil mi? Evet. Şimdi ne kadar mesela şu anda şu oradaki en ufak hayvanın fiyatı? Yani 2700'den aşağı yok. 2700'den aşağı yok. Yani büyükleri 3,5-4 lira. Yani daha da yukarı çıkıyor evet, mu? Çıkanlar evet. var yani. Tabii. Ama dediğim gibi şimdi o büyüklerden 80 kilo canlısı var. Kilosu. Evet. Evet. Onları 4 lira, 3,5 lira veriyorsun. Onları veriyorsun. Anladım. Anladım. Çok güzel. Çok güzel. Sezon olarak ne zaman yavrulatıyorsun? Bize devamlı Osman abim. Ha hiç bu koç içinde mi? Devamlı kuzu var. Koç içinde o zaman hiç çıkarmıyorsun evet, devamlı. Koç içinden. Devamlı. Yazında doğuruyorlar, kışında devamlı kuzu var. Kuzu var, hiç eksilmiyor. Yok. Yani. Devam. Fabrika gibi çalıştırıyorsun. yani. Fabrika gibi çalıştırıyorsun. Evet. Yani tabii sen Mehmet, ben senden şeyi öğrenmek istiyorum. Yani Yalova kıvırcını bize biraz anlat istiyorum ama sen diyorsun ki iyi güzel hayvan o kadar. Yani mesela Yalova kıvırcında ne gibi özellikler var? Atıyorum işte en azından şunu öğrendik. Yani 3 ayda 25 kilolara evet, belki evet. biraz daha üstüne yani, çıkartalım. Yani aşağı yukarı. Aşağı yukarı ve genelde 7-8 aylıktan aşağı satmıyorsun. Yok yok tabii. Anasının boyunda olacak neredeyse. Anasının boyunda olacak. Ve yani randımanları ne geliyor bunların? Et randımanı. Demin dediğim gibi Osman abim. Bende 11 aylık orada koç var. 70 kilodan aşağı değil canlısı. Et. Yani canlısı. 70 kilosu. Yani şimdi kesek. Yani o zaman 70 kilo, 30-35 kilo evet, et çıkar. Yani şimdi dediğim gibi 40 kilo rahat rahat etleri var. 11 aylık. 11 aylık. Evet. Koçlar. Yani 40 kilodan aşağı inmez. Evet, değerli izleyiciler, gerçekten çok soğuk. Mehmet kardeşimiz de üşümeye başladı. Ben de üşüyorum ama ben Allah'tan biraz daha sağlam giyinmişim. Dolayısıyla kendimizi biraz korumaya aldık. Dediğim gibi şu anda kar soğuğu var. Yani yoğun bir yağmur var. Ahırın içinde çekemedik. Çünkü gördüğünüz gibi ahır, tahta ahır ve ufak bir ahır. Çok karanlık. Hayvanları da dışarı çıkartabiliriz aslında. Çıkartırız. Ama, şimdi çıkartırız. 5 dakika 10 dakika çıkartırız. Ya çıkartalım yani. Hayvanların yağmurda durmasının hiçbir mahsuru yok. Hiçbir şey yok. Sen yeter mi o sana? Burada yeter. Bu daha sıcak. Şimdi değerli izleyiciler, tabii her zaman her yer farklı oluyor. Kolay değil. Şartları zorluyoruz. Bazı zaman şartlar bizi zorluyor. Yani dediğim gibi ben de şu anda ellerim buz gibi ama Allah'tan üstümüzü biraz sağlam giymişiz. Siz tabii daha alışıksınız aslında bu tip havaya. Çünkü yazın da serin burası zannedersem. Yazın çok... Yazın Osman abi iyi ya. Burası iyi yani. Serin yani. Fazla rakım sıcak ol. Rakım ne biliyor musun buranın rakımı? Bilmiyorum Osman abi. Yani deniz... 600-700'lerde falan abi. Belki daha fazla. Yani denizden 500'den aşağı düşmez. 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 Koçlarını 2 yılda bir değiştiriyorum dedi. Evet, evet. Koçları
Başka yani kandan olsun, başka komşudan veya başka köyden. Başka yerden alıyorsun. Ne bakıyorsun mesela koçta seçerken? Hangi özellikleri? Yani boynuzları nasıl diyeyim, sıkı olmasın. Yani geniş olsun. Yani boynuzları geniş, kıvırcıkta evet, evet. Boynuz. Bir mesela de, merinosun boynuzu daha böyle evet. Sıktır. Ama kıvırcıkta birazcık daha geniştir değil mi? Bir de sırtı uzun olsun. Yani uzun olsun. Sallı olsun. Sallı olsun, evet. İri olsun. Evet. Bunlara dikkat ediyorsun. Evet. Kaç yaşında alıyorsun genelde aldığını? Yani bir yaşında gibi alıyorum. Sonra ben de büyüyor yani. İki sene, üç sene duruyor bende. Öyle gene satıyoruz. Kesiyoruz. Yemini? Yani %80'ini ben kendim üretiyorum yemi. Yani buğdayını, arpasını, samanını, otunu. Ben %80'ini kendim üretiyorum. Peki yani genel olarak baktığımız zaman insanlar sıkıntı yaşıyor ama. Duyuyor musun sen bunu? Duyuyorum. Abim her şey yani parayla aldın mı başa çıkamazsın. Bu iş olmaz. Yani bir çuval yem şimdi 300 lira, 310 lira. Evet. Yani sıkıntı. Yani dolayısıyla diyorsun ki kendin üreteceksin. Yani kendin en azından bari yarısını kendin üreteceğim. En azından yarısını. Tamamını dışarıdan alıyorsun zaten iflas. Yani gittin. Mümkün değil ne? Üstesinden çıkmak. Yetiştiremezsin ne hayvanı ne parayı. Yani sen hiç hesapladın mı bir koyunu dışarıdan baktığın zaman maliyeti kaça geliyor? Vallahi Osman abi ben yazın depoyu doldurdum gibi benim umurumda bile değil. Ne olsa umurumda kendi. Umurumda değil ama ben sana şöyle söyleyeyim. Yok kendim ürettiğim için pek hesap tutmuyorum. Hesap tutmuyorsun ama dışarıdan mesela her şeyini dışarıdan alan bir adamı düşün. Otunu dışarıdan alıyorsun. Bugün ot kaç para? Yani yoncası 50 liradan aşağı bulamazsın. 100 lira olmuş şu anda. Ben 100 lira duydum yonca balyası. Şeyi. Zaten yok ya bizim bölgede o yonca kalmamış. Balya otu yok. Yoncayı alıyorsun. Arpa 6 lira, 5 lira, 6 lira. 7 lira. 7 lira mı oldu? 7 lira. Bak 7 lira. Buğday gene 6-7 lira. Evet. Şimdi hayvana 1 kilo versen. Yani akşam bak. Sabah hani bir sefer 900 gram, 800 gram yiyor. Yani düşün. Yani 2 kilo neredeyse akşam sabah yiyecek. 2 kilo verdin. 14 liraya geldi. Evet. Otu da koy. Korkunç. Hadi korkunç. O kadar bakmadığını düşünelim. Birazcık tasarruf ettin. Hani daha az yani hep idare de yani. İdare yapsan gene 8-9 liradan aşağı 10 liradan gene 15 aşağı. Gene 15 lira para. 15 lira yani gerçekten korkunç rakamlar yani. Allah o üreticilerimizin yardımcısı olsun. Ama ben yıllardır söylüyorum bunu. Diyorum ki kapalı sistem et koyunculuğu yapılmaz. Yapılmaz. Kapalı sistemde süt koyunculuğu olur. Bak süt sağıyorsan tamam mı? Ve tabii ki hayvanın da verimli bir süt hayvanıysa işte sakız, asaf, tahirova, ne bileyim lakun bunun gibi bir hayvanla süt alıyorsan yani ortalama 300 litre yani günde 2 litre süt alıyorsan bugün parakende de 10 liradan başlıyor. 10 ila 15 lira arası. 10 lira olsa ya inek o kurtarıyor. 2 litre alsan 20 lira. O zaman kuzu sana en azından bedava kalıyor. Yani süt parasını, yem parasını çıkartıyor. Dışarıdan beslediğin takdirde. Ama her halükarda ister büyük baş yap, ister küçük baş yap. Eğer kaba yemini en azından kendin üretmiyorsan yani bakmana gerek yok Osman abi. Bakmana gerek yok. Yani bakamazsın. Bakamaz. Yani kaba yem derken tabii ki otlatma da kaba yemdir. Yani otlatıyorsan mesele yok. Zaten otlattığın zaman başka bir şeye ihtiyacın yok. Şimdi sen yazın mesela koyununu otlattığın zaman ekstra besleme yapıyor musun gene ona? Yap. Yani pek nadir yani. Nadir. Fazla vermiyoruz. İhtiyacı yok çünkü ot yetiyor ona. Yetiyor. Yani yeteri kadar otladığı takdirde. Ama kışın Osman abim hakikaten sıkıntı yani. Kışın yani sıkıntı. ot yem yani nasıl diyeyim 600-700 böyle yoncam vardı. Hiçbir tane kalmadı Osman abi. Bitti hepsi. Bitti. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Kışın sen otlatmana rağmen besliyorsun ekstra. Çünkü kışın ottaki su miktarı çoğalıyor. Çok sık otun olması lazım ki hani ve çok iyi kaliteli işte raygrass gibi, perennial raygrass gibi otun olması lazım ki hani hayvan otladığı zaman orada yeteri kadar verimi alabilsin. Doyacak. Ama kışın da mesela sen kışın otlattığın zaman da
yem veriyorsun yani ekstra. Hiç fark etmiyor. Hani ormanlara gittiği zaman gene yemini, otunu veriyoruz gene akşamları. Peki kuzulara ayrı bir besleme yapıyor musun? Eskiden yapıyorduk. Şimdi koyunlar az olduğu için ayırmıyoruz yani. Hiç ayırmıyorsun. Yok. Sadece biraz 3 aydan sonra koçları ayırıyoruz. Yemini ayrı tutuyoruz. Yani ayırmamana rağmen yani kuzu mektebi diyoruz biz. Hani bölmeler oluyor. Hani kuzu içeri geçiyor. Öyle bir besleme yapmamana rağmen kuzu istediğin gibi büyüyor senin. Büyüyor. Değil mi? İşte dediğim gibi şimdi göreceğiz. Maşallah yani koçlar. Şimdi göreceğiz. Koçlar yani koyunlar gerektiği şekilde büyüyor. Evet. Böyle yapıldığı zaman bu doğrusu. Yani bunun dışında bu kapalı sistemlerde yani insanlar, birçok insan beni arıyor zaman zaman. Ya biz hayvancılığa başlayacağız. Ne kadar? İşte bir dönüm arazim var. Bir tane bina yapacağım, ahır yapacağım. Bütün her şeyi dışarıdan alacağım. Mümkün bakmasına değil. Gerek yok. Bakmasına gerek yok ve boşu boşuna yatırım yapmasınlar. Hep söylüyorum. Bir de çobanlığı da yani neticede hayvan bakarken 365 gün dışarı çıkmak zorundasın. Yani 365 gün bu hayvanı otlatmak zorundasın. Senin işin kolay. Hayvanı salıyorsun, kendi kendine otluyor. Bir de Osman abi bu işi biliyorsa yapsın. Yani bir de bu işi de yani koyun işini seviyorsa yapsın. Yani seviyorsa yapsın. Tabii. Ya öğrenilebilir yani. Elbette. Ama meşakkat gerekiyor. Yani sen eğer hayvanı alıp da bir gün dahi hayvanı boşlayamazsın. Akşam çocuk gibi bakacaksın. Çocuk gibi bakacaksın. 365 gün yemlemek zorundasın. Yemini vermek zorundasın. Artı dediğin gibi otlatmak zorundasın. Yani eline değneği alıp peşine gitmen yani lazım. Yani sopayı alacaksın. Sopayı alacaksın. Şimdi buna hazırsan yapacaksın. Buna hazır değilsen yapmayacaksın. Yani buna kendini hazır görmüyorsan yapmaya lüzum yok yani. Tutalım mı Osman abi? Çekelim bir tane koçum. Efendim? Bir tane koç içeriden alayım mı? Ya alalım bir tane koç. Hadi gidelim alalım. Bir yakından bakalım şu güzel hayvanlara. Şimdi bir koçlara bakalım. Senin güzel koçların var. Kıvırcığın özelliğini de duyduk. Kıvırcıkta damızlık olanlar özellikle yayvan boynuza sahip olanlar değil mi? Şimdi göreceğiz Osman abi. Şimdi. Hadi girelim şimdi. Şu koçlardan başlayalım. Evet. Ay, ay. Ya. Evet. Kapat. Yok. Maşallah. Subhanallah. Ya. Gelin. Bak böyle. Osman abim. Evet. 10 aylık koç. 10 aylık. Bak. Şu 10 aylık. Evet. Ya evet. Bu kaç kilo var? Bu herhalde bir 27 kilo. 28 kilo eti var. Rahat. Et evet. Gelir. Evet. Rahat gelir. 30 kilo da yakın yani. Ama mesela onun boynuzları daha yakın. Yakın sen evet. Sen dedin evet. Ya hani biz seçerken daha şey seçiyoruz mesela. Aha bak. Osman abi bak. Gel. Evet. Daha şey boynuzları. Maşallah. Şöyle çevirelim şey kameraya doğru gel. Şöyle. Gel bu tarafa, arka tarafa doğru gel. Şöyle kamera görsün. Bak bembeyaz. Pamuk gibi ya. Pamuk. Yapası pamuk gibi. Evet. Evet, dolmuş. Dolmuş. Dediğin gibi o yani, 40 kilo koşta da şimdi. Değerli izleyiciler, özellikle bunu göstermek istiyorum. Yani ne kadar sağlıklı bir hayvan, yapasının ne kadar şey olduğunu, bir şey daha fark ettim. Bunun mikronu da ince. Yani tüyü. Tüyü ince, evet, yapası evet. İnce yani. Evet. Daha iyi para etmesi lazım. Bak şey, tertemiz altı şey. Böyle olması lazım değil mi? Evet. Buranın daima boş olması. Kıvırcığın özelliği bu. Evet. Yani şurası boyun yeri bomboş olacak. Bak. Göğsü de güzel şişmiş. Evet. Yani bir de kıvırcığın koyunlarda özellikle karınları açık oluyor. Açık. Bak belli zaten. Evet. Dediğim gibi o bak o 80 kiloluk dediğim koçları şimdi çekeceğim. Onu bir çıkarsana. Evet. Sende siyah da var bir tane. O da bir tane var. Yayvan boynuz. Evet. Gel. Evet. Gel bakalım. Biraz daha o yüzden.
buraya. Evet, evet. Aha, canavar. Dur ben arkadan çevireyim. Sen orada dur. Evet. Dediğim. Bak 40 kilo, 45 kilo eti var Osman abi. Evet, bayağı. Bu kaç yaşında? 12-13 aylık. Bunun da ön göğüsü boş değil evet, mi? Evet, evet. Evet, bak. Evet. Şimdi sizin en sevdiğiniz böyle hayvan boynuz değil mi? Aynen Osman abim, aynen. Gerçek Yalova kıvırcığı bu. Şöyle biraz daha çekelim. Maşallah. Bu kaç yaşında dedin? 12-13 aylık. 12-13 aylık. Evet. Bunu damızlık olarak da veriyorsun. Tabii. Koça yani koçluk yapabilir şu anda. Aynen. Zaten koç, kocaman koç. Evet. Senin hayvanlarda vurma yok değil mi? Şey olarak. Yani toslama. Yok. Evet. Çok güzel. Bunlar hayt. Daha genç. Evet. Bunlar genç. Hayt. Evet. Ha? Değerli izleyiciler, özellikle kıvırcık, Yalova kıvırcığının koçlarını gördük. Bir de koyunlara gidip bakalım biraz. Koyunları görelim. Salay fakat mı? Yani bu yapıya çok beğendim. Yani bu yapıyı tamamen kendin yaptın. Hep değil kendim, mi? Kendim. Her şey tahta. Bu ağaçların o dış kısmından yapmış. Yani çamların, içi kereste oluyor herhalde. Kapakları. Kapakları değil mi? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Evet, hadi gidelim bir de şu tarafa bakalım. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, bu arada ben onlara biraz şöyle yem getireyim. Agit'ten de rica edeyim. Manzaraya bir bakın. Yani dağlarda sis var şu anda ama gerçekten çok güzel bir manzara var. Çok farklı, değişik bir yerdeyiz. Dediğim gibi ya, ağaçlar çiçek açtı ama inanılmaz bir soğuk var. İnanılmaz bir soğukla karşı karşıyayız. Ya. Sen böyle az bir şey Osman abi, böyle geçsinler. Ya. Onlar başka yere gidiyor. Ha, zannediyorlar. He? Evet. Kuzular da var. Daha yeni kuzular da var maşallah. Evet. Bir aylık, iki aylık. Olsun, o tarafa gidelim. Ha, yeter. Fark et dediğin gibi. Dolaşmaya çıktılar. Evet. Ya. Genelde kıvırcık koyununun da en büyük özelliğinden bir tanesi göğüs yapısı da açık değil mi? Evet. Evet. Hep zaten açık. Evet. Ya hadi. Evet, çok iri sallı hayvanlar. Yani gerçekten kilo olarak bakıldığı zaman iri sallı kilolu hayvanlar. Hayt. Baklıklar da yerlerine girdi. Evet. Evet değerli Çiftçi TV izleyicileri, böyle kısa bir program çekelim dedik. Çok farklı bir yere geldik. Hava oldukça soğuk ama güzel bir çekim oldu, program oldu. Buradan hepinize sevgiler, selamlar. Koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız sağlık içinde olsunlar. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın. Hoşça kalın.